Twitter'dan peş peşe verdi mesajları Bahçeli. Oldukça sertti. Türkiye'nin iç işlerine müdahale önerileri getiren ABD'li düşünce merkezine tepki gösterdi. Gara operasyonunda devleti suçlayan Millet İttifakı'nı da es geçmedi. Zalimlere karşı biriz. Emperyalizme karşı tek yüreğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Okyanus ötesinden ülkemize istikamet çizdirmeyiz. Müdahale ettirmeyiz. Mihrakların köşe başlarını nasıl da tuttuğunu endişeyle takip ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD merkezli Brookings Enstitüsü'nün Türkiye raporuna ilişkin Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Türkiye'nin batıyla bağlarının yeniden kurulmasının yeni bir hükümete kalacağı iddiası seslendirilmiştir. Sözde siyasi mahkumların serbest bırakılmasının Türkiye-ABD ilişkilerinde iyileşme yaşanması için ön şart olduğu vurgulanmıştır. Yani tehdit ve dayatma diz boyudur. Türkiye'mize ve meşru hükümetimize alçakça parmak sallanmaktadır. Brookings Enstitüsü Türkiye'yi adeta sömürge ülkesi gibi servis etmiştir. Özel bir yönetim kuruldu da bizim haberimiz mi olmadı? Bahçeli Brookings Enstitüsü'nde Kemal Derviş'in yönetici olduğunu savundu. CHP'nin enstitüyle bağlantısının sorgulandığını söyledi. CHP'nin ABD'nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır. Yazılan karanlık senaryonun iç yüzü aydınlanmaya başlamıştır. Dervişin yeni bir fitne düzeninin asıl unsurlarından birisi olduğu vehim değil, vaki bir gerçektir. CHP'de iki Kemal vardır. Acaba diyorum, mesela Faik Öztrak hangi Kemal'i lider olarak kabullenmektedir? ABD'deki Kemal'in CHP'deki ajanı ve taşeronu Öztrak mıdır? Bahçeli'nin gündeminde gara operasyonu sonrası siyasette yaşananlar da vardı. CHP Genel Başkanı PKK'nın reklamını yapmamak için adını almamış. Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz. Günü kurtarmanın telaşında olanlar, fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir. Anlaşılan HDP CHP'ye yuva yapmış, PKK'nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İyi Parti de uydulaşmış, HDP PKK örüngesinde dönüp durmaya başlamıştır. Kaldı ki ülkesine ve milletine bu kadar yabancılaşan partilerin durumu başkaça izah ve ifade edilemez ve boyun eğmeyeceğimize aykırıyorum.